Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Şeyh Davut Gerkez, Mardin'de 50 dönüm arazi üzerine 453 odalı 800 yataklı otel ve AVM'nin de bulunduğu Güneydoğu bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük yatırımın hazırlığını yapıyor. Hükümetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Güneydoğu illerini kalkındırma hedefleri doğrultusunda hazırladığı projesiyle ilgili Kalkınma Bakanlığı'na başvurusunu yapan Şeyh Davut Gerkez, oluşturulacak cazibe merkezinde pay sahibi olmayı ve bölgenin kalkınmasına güç vermeyi hedeflediğini söyledi. Şimdi hükümetin, AK Parti hükümetinin Güneydoğu'da yapmış olduğu cazibe merkezinde istinaden Güneydoğu'ya yatırım yapılacaktır. Yatırım yapacağı için Güneydoğu, Mardin turizm şehri olduğu için Sayın Kalkınma Bakanımız Lütfü Anıl'la yaptığımız görüşmede kendileri bizlere dedi ki biz turizmi de bu cazibe merkezine koyacağız. Ve biz de bakanımızın lafına istinaden Mardin turizm şehri olduğu için biz müracaatımızı yaptık. Allah nasip ederse bu teşviğimiz çıkarsa Mardin'e 453 odalı, 800 yataklı, 120 tane AVM dükkan, spa merkezleri var, lokantaları var, bahçeleri var, bir sürü yan kuruluşları var bunların. Benim babadan kalma 50 dönüm arazi üstünde yapıyorum. Bunu Mardin Merkez, merkezde yapıyorum. Mardin Merkez, Yeniçeri Mahallesi'nde, Devlet Hastanesi'nin yanında. E5'e 800 metre. Ortalama projenin ortalama maliyeti nedir? Projenin ortalama maliyeti 178 trilyon. Mardin'e bugüne kadar yapılmış en büyük proje diyebilir miyiz? Güneydoğu'ya yapılmış şu ana kadar en büyük proje. Dolayısıyla benim şu anda yatırım teşvik belgem Güneydoğu'nun en büyük yatırım teşvik belgesidir. Mardin Kale AŞ. Onaylandı mı proje teşvik? Onaylandı, belgesi? Onaylandı. Hepsi bitmiştir. Şu anda hükümetin açıklayacağı cazibe merkezi listesinde Allah nasip ederse ismimiz çıkarsa biz de güzel bir yatırımı Mardin'e yapacağız inşallah. Hedefiniz temel konusunda hani bu proje onayı ve hükümetin açıkladığı program sonrası ne zaman temel atmayı planlıyorsunuz? Ne zaman öngörüyorsunuz? Ne zaman bitirilecek? Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi hükümetimizin yaptığı bir çalışma vardır şu anda. Hükümet bunu açıkladığı zaman, Kalkınma Bakanlığı bunu açıkladığı anda biz de en kısa zamanda Cumhurbaşkanı'nın nezdinde, himayesinde temel atma törenine başvuracağız ve temel atma törenini yapacağız. Tabii bizim bitiş aşamamız 25 aydır Allah nasip ederse. 25 ay içinde biz bu projeyi bitireceğiz. İmarımızı değiştirmişiz, elektriğimizi çekmişiz, suyumuzu çekmişiz. Şu anda her şey hazır. Sadece Kalkınma Bakanlığı'nın... Sadece Kalkınma Bakanlığı'nın bize vereceği destek lazım. Ondan da hiç şüpheniz yok. Ondan da Allah nasip ederse hükümetimize güveniyoruz. Hiç şüphemiz yoktur. Tabii burada Lütfü Elvan Bakanımızın bize çok büyük katkısı vardır.